Merhaba değerli arkadaşlar. Bu eğitim videosunda uzaktan eğitim sisteminin kullanımı ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle bir mail adresinize gelen bir kullanıcı adı ve şifre ya da WhatsApp, adresi, WhatsApp numaranıza gelen kullanıcı adı ve şifreyi e, halimasa.com.tr lms adresine giriş yaparak, giriş butonuna tıklayarak sisteme giriş yapıyorsunuz. Daha sonra Karşınıza böyle bir kullanıcı ekranı gelecek. İşte şu ekrandaki gördüğünüz sağ üst köşede giriş butonuna tıkladığınızda kullanıcı adı ve şifrenizi girmeniz gereken alan. Burada işte küçük ve büyük harf ayrımı var. Yani size ne kullanıcı adı verilmişse onu aynı yazmanız lazım. Herhangi bir problem varsa halimasa.gmail.com ya da mail.halimasa.com.tr adreslerine mail gönderebilirsiniz. Bu kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra hemen sağ üst köşede, sol üst köşede bu sefer dil çubuğu var. Eğer İngilizce gözüküyorsa Türkçe olarak değiştirebilirsiniz. Bu dil değişimini yaptıktan sonra alt bölümde yine aynı sayfada da gözüküyor. Burada da işaretledim. Hemen orta kısımda size atanmış olan dersler göreceksiniz. Bu dersin içine tıklayıp bir kez tıkladığınızda böyle bir sayfa açılacak. Ders içeriğinde eklenmiş olan aktivitelerin olduğu. End tur, turu kapat, yardımcı bilgiyi kapat gibi butona tıklayabilirsiniz. Daha sonrasında yine bir ekran gelecek. Burada gördüğünüz gibi Uzaktan Temel temeli eğitim işte hizmet sözleşmesi gibi bir sayfa var. Önce bunu tamamlamanız lazım. Daha sonra ön test açılacak. Bunu tamamlamanız ön test kapalı halde geliyor. To do yazan yer sizin yapmanız gereken görev. Yani işte orada ne demiş? View, view demiş mesela. İşte e, bu ne anlama geliyor? Bu eğitimi görmeniz gerekiyor. E, bu eğitim aktiviteyi görmeniz gerekiyor. Dersi tamamlayabilmeniz için. E, yoksa işte mesela hemen bir altına ne var? Ön testte ne diyor? Bu gerçekleşmesi izin verilmez. Uzaktan yeni ise gez, hizmet sözleşmesi görüntülenmezse. Burada görüntüle demiş çünkü görüntülenmezse e, bu etkinlik tamamlanmayacağı için bu da açılmayacak. Daha sonrasında e, işte ön testi çözüyorsunuz. E, hizmet sözleşmesini okuduğunuzda e, ön test kısmı açılıyor. Bakın burada da ön testi çözmeden işte size atanmış olan ders e, size bu bir tane gözükecek. Örnek olduğu için iki tane çıkmış. Bir tane gözükecek. İşte, yani bir tane derken temel ise eğitimiyle ilgili bir tane gözükecek diğer mesela çalışan temsilcisiyseniz ayrı bir eğitim çıkacak. İşte destek elemanıysanız başka tanımlamamız gereken eğitimler var. Ama temel İSG eğitimi için sizin tehlike sınıfınıza uygun hangi eğitim varsa o burada gözükecek. Ön testi tamamlamadığınız zaman diyor ki işte burada tehlike sınıfınız çok tehlikeli olacak. Yine ön test etkinliğini tamamlamanız gerekiyor diyor. Bu iki tane kriteri karşılaması lazım. Ön testi tamamladığınızda burası şöyle açılacak. Yine Ön testi önce çözüyoruz. İşte bir bilgilendirme metni çıktı. E, turu kapat butonuna tıkladık. E, izin verilen uygulama sayısı bakın burada 1 bir diyor. 1 hakkınız olduğunu söylüyor. Herhangi bir puan şartı yok. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. Ön testte, son testte puan şartı var. Ona da geleceğiz. Daha sonrasında işte gördüğünüz gibi bir soru ekranı çıkıyor. Soru ekranında siz e, soruları işaretliyorsun işte hangi soru doğruysa hava işte kolikimiyeti hangisi ona kadar geliyorsunuz. 10. soruyu da çözdükten sonra uygulamayı bitir diyorsunuz. Daha sonra işte bir gözden geçirmeyi bitir gibi buton çıkarsa ona tıklarsınız. Ve şurada gördüğünüz gibi artık daha öncesini hatırlayın Birkaç sunum önce neydi? E, to do işte bir not alınması e, sınavın çözülmesi gerekiyor diyor tamamlanması. Burada 10 soru, soruyu da çözdük e, ve başarılı bir şekilde don kapalı hale geldi. Yani başarılı hale geldi. Sonra da bakın burası az önce 12 saat diye bakalım. Tıklanamaz durumdaydı, koyu şekildeydi. Şimdi bakalım, burada gördüğümüz gibi artık açık hale geldi. Burada tıklanabilir hale geldi, mavi şekilde. Daha sonra tıklayıp derse giriyoruz. Burada ders içinde ne demiş? İşte önce görüntülemen lazım, ama bu görüntülemenin 12 saat olması lazım. Ona göre ayarlanmış eğitimleri, işte önce videoyu izliyorsunuz, daha sonra metni okuyorsunuz. Bu şekilde görsel ve işit hem görsel hem de işitsel olarak metin ve sesli e, halde e, inceliyorsunuz. Daha sonrasında sayfanın işte altına doğru geldiğinizde okudunuz. işte videoyu izlediniz, okumaya başladınız, okudunuz, bitirdiniz. İleride bir buton var. E, buraya tıklıyorsunuz ve alttaki bilgilendirme çubuğu ve ilerlemeye başlıyor. Buradaki %100 olana kadar ilerliyor. Evet. Sonra tekrar e, herhangi bir sebeple dersten ayrılmışsak mesela işte, e, işte ileri ileri yaptı 3 4 tane konu geçtik sonra işte artık ben yoruldum dinlenmem gerekli ya da şu başka bir şey çıktığınız zaman tekrar derse girdiğiniz zaman size bu uyarı sayfası geliyor. Yani buradaki derse tekrar girmek istediğinizde bir kere giriş çıkış yaptınız burayı tıkladığınızda size bu sefer bir bilgilendirme sayfası geliyor Diyor ki daha önceden e, birden fazla kez bunu gördünüz kaldığınız yerden devam etmek ister misiniz? Evet devam etmek istiyorum Butonuna bastığınızda sizi ilgili sayfaya aktarıyor dersleri tamamen bitirdiğinizde işte bitirdikçe ilerlemeye e, ilerleme çubuğu artıyor bitirdikten sonra da ne oluyor? Şurada e, sol bölümde kullanıcı istatistikleri kısmına bakın. Şurada mesela temel İSG e, şu dersin. Temel İSG eğitimi. E, bu eğitimin kaç saat burada süre geçirmişsiniz onu da görebiliyorsunuz anlık olarak. E, buradaki süre 12 saatten fazla olması lazım. Çünkü hani e, işte tehlike sınıfınıza göre daha doğrusu. Bu, burada ses bildirilen. Ee, az tehlikeli sınıf olsaydı bu 8 saat olacaktı. Çok tehlikeli olsaydı 16 saatlik olacaktı. Buradaki süre e, bu derste geçirdiğiniz süre e, bu 12 saatten fazla olmasa. Bakın şu linkte şurada geçireceğiniz süre. Bu ve bunun haricinde eğitim kısmı sadece. Eğitim kısmında 12 saatten fazla süre geçirmeniz gerekiyor. E, 12 saatten fazla süre geçirdiğiniz zaman burada yine burası ne olacak? Burada da şu işte 13-14 saat neyse gördük. E, burası artık tamamlandı olarak gelecek Evet en az 12 saat biz bu aktivitede zaman geçirmişiz ve az önce bakın şurada kapalı, hani gözükmemiş gerçi. Az önce kapalı olan son test artık açıldı. Bakın şu anda temel ise eğitim kapalı. Tıklanmıyor, alınmıyor. Ee, bu son testi de başarıyla çözersek bakalım ilerleyelim. Son testte işte 10 tane soru var. Ee, bunlardan da en az 7 tanesini bilmesi gerekiyor. 70 puan alması lazım. Şimdi uygula butonuna bastığınızda sınavı uygulayacaksınız. Başarıyla eğitimi tamamladığınızda ön testle aynı ee, mantı, işte soruları cevaplarını işaret diyorsunuz. eğitim aldıktan sonraki bilgi seviyeniz ne oldu? Onu ölçmek için yine temel çalışanların ise eğitim usulü ve esas hakkındaki yönetmeliğe göre hazırlanan ön test eğitim ve sonrasında son test şeklinde gidiyor. Bu son testi başarıyla çözdüğünüzde artık temel SG eğitim sertifikası açılıyor. Siz burayı tıkladığınızda özel sertifikanızı alın butonuna bastığınızda Karşınıza isminizin, firma adınızın yazılı olduğu e, ve işte e, hangi eğitimleri aldığınıza dair bilginin olduğu, eğitim süresinin ve uzaktan olduğunu belirten, tehlike sınıfınızın uygun ve geçerlilik süreliğini belirten bir sertifika çıkıyor. Sertifika kodu diye bir alan var. E, burada gördüğünüz e, kodu, e, sertifika doğrulama ekranımız e, var web sitemizde. Oradan da doğrulama yapabiliyorsunuz diyorsunuz. E, talep gelirse iş yerinizden bu şekilde de eğitim buradan aldığınızı, bu eğitim sistemi üzerinden aldığınızı belgeleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.